henüz tanışmak nasip olmadı. Daha önce statta maça çıkmıştım ama o dönemde Covid olduğu için çok fazla bir seyirci yoktu. Onlarla tanışmak için çok sabırsızlanıyorum. Doğancan merhaba. Merhaba. Öncelikle Girospor ailesine hoş geldin. Taraftarlarımız seni yakından tanımak istiyor. Bize kendinden bahsedebilir misin? Merhabalar, hoş bulduk. 1997 doğumluyum. Edirne Uzunköprülüyüm. Ailem hala Edirne Uzunköprü'de oturuyor. Ben de 12 yaşımdan itibaren ailemden ayrı bir şekilde hayallerimin peşinden koşmaya çalışıyorum. Ve şimdi buradayım. Tekrardan hoş bulduk diyorum. Futbol ile nasıl tanıştın? Futbol senin için ne anlam ifade ediyor? Futbolla babam sayesinde tanıştım. Çok küçük yaşlardan beri sürekli birlikte futbol oynadığımız için ilgim ister istemez arttı. Profesyonel olarak çok yüksek seviyelerde oynamasa da orta seviyede bir futbol geçmişi vardı. Bu nedenle oğluna da aşılamak istedi bu duyguyu. Biz de o aşıyı aldık ve gerisi geldi. Futbol senin için ne anlam ifade ediyor? Futbol benim için çok önemli bir yere sahip. Biraz önce bahsettiğim gibi ailemden ayrı kaldığım dönemde, yani 12 yaşından itibaren çok büyük bir öğretici oldu benim için. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, disiplini, işte insanlarla birlikte iletişim kurabilmeyi, çoğu şeyi futbol geliştirmemi sağladı. O yüzden benim hayatımdaki yeri çok çok önemli futbolun. Peki Doğancan, Giresunspor'umuza transfer olma sürecinden kısaca bahsedebilir misin? Geçen sene iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Ve sezonun bitiminden itibaren benim menajerimle başkanımızın bir iletişimi oldu. Ve istediğini söyledi başkan. Farklı kulüplerden de teklifler vardı. Ama ailemle oturup konuştuğumuzda ve menajerimle oturup konuştuğumuzda Giresunspor'un benim kariyerim için ve geleceğim için çok daha iyi bir tercih olduğunu düşündük. Ve buraya geldim. Ve geldiğim için çok mutluyum. Peki Giresunspor'u seçme, yani teklifler geldiğinden bahsettin. O teklifler arasında Giresunspor'u tercih etme sebebini bize kısaca söyleyebilir misin? Yani geçmiş dönemde bir kere oynadım ve atmosferi sevdim, yani stat olarak, işte şehir olarak bana çok yakın geldi. O yüzden kalbim de aslında Giresunspor istedi ve transfer böyle gerçekleşti. İlk antrenmanına çıktın. Takım arkadaşlarınla ilgili neler söylemek istersin? Takım içerisinde nasıl karşılandın? Çok güzel karşılandım. Hepsi zaten sıcakkanlı davrandı. Başta hocamız ve ekibi, takım arkadaşlarım zaten Hayrullah, Erol, işte malzemeci Sinan abi, bunlarla çok eskiden tanışıyordum. O yüzden Zeki abi, işte Onurcan, bunlar adaptasyon süremi daha çabuk atlatmama yardımcı oldular. Hepsine de sizin vasıtanızla hepsine çok teşekkür ediyorum. Peki Doğancan, kariyer hedefin ve Giresunspor'daki hedeflerin nelerdir? Giresunspor'daki hedefim başarılı olmak ve takım arkadaşlarıma faydalı olabilmek. İnşallah faydalı olacağımı inanıyorum. Ve bunun için her zaman çok çalışacağım. İnşallah faydalı olurum ve Giresunspor'u olabildiğinden daha yüksek bir seviyeye taşımakta faydam olur. Kendi kariyer hedefim olarak her Türk futbolcunun istediği gibi Avrupa'da oynamak gibi bir hayalim var. Ve de ay yıldızlı forma giyme hayalim var. Tabii ki bunun için çok çalışmam ve kendimi geliştirmem gerektiğini farkındayım. İnşallah hayallerime adım adım gideceğim. Neden olmasın? Peki futbol dışında Doğancan neler yapar? Zamanını nasıl değerlendirir? Futbol dışında sessizliği, sakinliği severim daha doğrusu. Boş zamanlarımda yeni yerler keşfetmeyi, yeni bir şeyler öğrenmeyi, işte boş zamanlarımda kitap okumayı seviyorum, tercih ediyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Onun harici bir tane küçük sevimli bir dostum var. Köpeğim Çapo. Onunla birlikte vakit geçirmeyi seviyorum. Keyif alıyorum. Böyle. Peki ligimizde ve dünyada beğendiğin oyuncular kimlerdir desek ne cevap verirsin? Yani aslında çok var. Yani Türkiye'den başlayayım. Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, işte Arda Güler. Bunlar gerçekten Türk futbolu için inanılmaz yetenekler. Cengiz var, işte sayamadığım birçok kişi var. Yurt dışından da Kevin De Bruyne var, Bernardo Silva var, ondan sonra Bruno Fernandes var. Bunları çok beğeniyorum. Son olarak taraftarlarımıza ne mesaj vermek istersin? Taraftarlarımıza mesajını alalım. Transferimin başında ve sonunda gelen mesajlardan dolayı çok mutlu oldum. Çok güzel mesajlar aldım, geri dönüşler aldım. Çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı herkese. Henüz tanışmak nasip olmadı. Daha önce statta maça çıkmıştım ama o dönemde Covid olduğu için çok fazla seyirci yoktu. Onlarla tanışmak için çok sabırsızlanıyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler.
Biz de onları mahcup etmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yeni sezonda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Giresunspor YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.